Aziz Sancar from Turkey. He is a Turkish and US citizen. Bunların hem insan olarak verdiği tatminlik var, hem de bunun insanlığa faydalı olacağını biliyorsunuz. Onu hiçbir şeyle değiştirmiyor. Yani ben Nobel'i almasaydım bile oradaki keşifler 100 yıl sonra yine ders kitaplarında olacak. Bunu okuyan bir Türk çocuk 100 yıl sonra bu 1513'te Pliyres şu haritayı yaptı. 1981'de, 1992'de Aziz Sancar da bunu keşfetti. Bu Türk çocuk bunu bilecek. O önemli. Aziz Sancar hayatını bilime adadı, bilimi hayata aktardı. İlk ödülünü Mardin'in Savur'unda gencecik bir doktorken aldı. Şifa verdiği 2 yaşındaki çocukların gülümseyen ana babalarından. Son ödülünü ise duayen bir bilim insanıyken DNA onarım mekanizmalarına dair buluşları ve tabii ki insanlığa katkıları nedeniyle Nobel'den aldı. İsveç kralının elinde. Hayatımın en mutlu yıllarıydı diyecekti Savur'daki doktorluk zamanlarına. İnsan yaşamlarını kurtarmak kadar tatmin edici bir his yok çünkü diye ekleyecekti. 10 yıllarca emek vermesinin, laboratuvarına kapanıp iğneyle kuyu kazar gibi didinmesinin ardından aldığı Nobel zamanları içinse, yaşamımın özel günlerinden biriydi. Bilimde altın madalya kazanmak gibi diyecekti. Nobel Kimya Ödülü'ne tabii ki sevinecekti de. Haftalar, aylar boyu bilim konuşulduğu ve insanlar teşvik edildiği için, Türkiye insanını anlatma fırsatı bulduğu için, vefa duyduğu üniversitesinin adı öne çıktığı için. Aziz Sancar, Mardin Savur'da kalabalık çiftçi bir aileye doğdu. Abdülgani ve Meryem Sancar'ın oğlu olarak. Savur'da ilk ve ortaokulu, Mardin'de liseyi bitirdi. Yoksulluk değil, yoksunluk da aslında onlarınki. Ki kendi ifadesiyle 14'üne kadar yazları yalın ayaktı. Okul harici ayakkabısı olmayacaktı. Çapa'da tıp fakültesinden birincilikle mezuniyetinin ardından Texas'ta, Yale'de, North Carolina'da eğitim üstüne eğitim, bilim üstüne bilim yaptı. Tabii ki daha fazlası, daha fazlası. Yaşama ve bilime katkılarıyla başarılı olduğu kadar uzun, zorlu ve macera dolu bir yürüyüştü onunkisi. 7'sinde okuma yazma bilmeyen ana babanın kol kanat germesi, idolüm dediği ve sonraki yıllarda general olacak Kenan abisinin sonsuz desteğiyle eğitimi sevmeye başlayacaktı. 11'inde tabiatın sırlarını anlamaya soyunacak, vücudunda karıncaların gezmesine izin verip badem ağaçlarının mucizevi değişimini gözlemleyecek ve merakını giderip sabır inat testinden geçecekti. 15'inde köy enstitüsü çıkışlı öğretmenlerinden kendi ifadesiyle eğitimin en alasını almaya başladı. 17'sinde lisenin sonunda öğrendiklerini küçüklerine öğretti, Fransızca başta. Ve yine 17'sinde kim bilir sonraki zamanlarda hayatın zorluklarına karşı kendini savunmanın ipuçlarını öğrendiği kaleciliğe merak salacaktı. Milli takım formasını giymeyi hayal edecek kadar.
20'sinde en çalışkanından tıp öğrencisi. 25'inde de doğduğu topraklara gönül borcunu ödemeye azimli bir hekim olacaktı. Hem de ücretsiz tedaviyi şiar edinmiş bir şifacı. Otuzlarına kadar Amerika'da bazen canı sıkılarak, bazen laboratuvarda yatarak ama hep sabrederek ve bilime gönül vererek zorluğun üstüne üstüne gitti. Yine otuzlarında gönlünü kendisi gibi bir bilim insanı olan Gwen'e kaptırdı. Evlendi. Gerçek bir yol arkadaşlığı başlayacaktı aralarında. Hatta sonsuz Türkiye sevdalısı olacaktı Gwen'de. Nobel'e uzanan keşfi yakalayıp da laboratuvardan eve döndüğünde ilk heyecanını karısıyla paylaşacaktı ve "Karıcığım, bugün insanlık için önemli bir buluş yaptım. Bir ben biliyorum, bir de Allah" diyecekti. 45'ine kadar makale üstüne makale yazdı Aziz Sancar, rekor kıracak kadar. 55'indeyken yıllar boyu emek verdiklerinin kayda, ders kitaplarına ve bilim tarihine geçmesinin keyfini, mutluluğunu sürdü. 60'ında doğduğu ülkenin en değerli bilim ödüllerinden birini aldı. Ödül çekine hayat arkadaşının desteğini, hatta elinde kalanları da ekleyerek Sancar Eğitim Vakfı'nı ve Türk Evi'ni kurdu. "Ben gurbette zorlandım. Onlar zorlanmasın" dediği Türk öğrencilere bilim, özledikleri Türk kültürü ve huzur sunmak adına. Ve 69'unda Nobel'e uzandı. Bilim hayatına sunulmuş bir armağan gibi. 70'inde de Nobel'i Anıtkabir'e armağan etti. Atasına, Türkiye'ye, anlamlı bir törenle. Özellikle ben de Sayın Sancar'ı gerçekten bu Nobel Kimya Ödülü'nü alması sebebiyle şahsım milletim adına tekrar tebrik ediyorum. Ve bu madalyanın Anıtkabir'de sergilenmesini de gençliğimiz için geleceğe yönelik bir işaret fişeği olarak görüyorum. Ve daha önce Nobel ödüllerini alma noktasında inanıyorum ki bu adeta bir yol haritasını belirleme olacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyetle geleceğinizin inşallah hayırlı olmasını diliyorum. Bu madalyayı buraya vermekle Atatürk'e ve Atatürk'ün sıra arkadaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara vefa borcumu ödedim. Aziz Sancar. Kimileri saatlerce yürür yıldızların altında, keyfe keder. O ise laboratuvar tezgahlarının ardında kaldı hep, sabırla, en keyiflisinden. Kimi insan tatil düşleri kurar. O ise insana dair buluş hayalleriyle yaşadı hep. Herkes cüzdanında sevdiğinin fotoğrafını taşır, o ise DNA onarım haritasını. Vefa adamıdır Aziz Sancar ki 40 yıllık Amerika serüveninde aile üyelerine hep bağlı kalacaktır. Kardeşimin bu başarı kazanmasını ben hiç yadırgamış değilim. Dediğim gibi insanlara hizmet etmek gayreti içindedir. Hiçbir maddi düşüncesi asla yoktur Aziz'in. Yani maddeyle hiçbir ilişkisi olmayan, zevkle, sefayla, eğlenceyle hiç alaka ilgisi olmayan, sadece efendim insanlık için efendim buluşlar, özellikle bu tür kanser ve onun gibi hastalıklarda bir çare bulmak için
bir çözüm bulmak için bütün hayatını vakfetmiştir bu işe. Kendisi son derece mütevazi bir insan. Hiçbir kibir yoktur, bir gösterişi yoktur. Çok sade bir insan. Ona Amerika üniversitelerinin kapısını açan hocası Muzaffer Aksoy'a da vefasını eksik etmeyecekti. Her fırsatta adını hatırlatarak, hocasını ziyaret ederek. Yıllar boyu bilim imkanı bulduğu Amerika'daki üniversitelerine de vefalıdır Aziz Sancar. Kendisine sonsuz özgürlük tanıdıkları için, buluşlarını keşfetmede heyecanını paylaştıkları için. Bilimin sonsuz özgürlüğüne inanır Aziz Sancar. Devletler bilime, savunmadan daha fazla bütçe ve yatırım yapmadıkça dünya düzelmeyecek der. Nobel ödülü almasının ardından Beyaz Saray'a davet edildiğinde, Başkan Obama'ya bilim araştırmalarına ayrılan bütçenin %20 oranında azaltılmasını hatırlatıp tepkisini göstermekten hiç çekinmez. Evet, evet, onu Nobel'e götürecek bilimsel yolculuk meşakkatlidir ve bir o kadar sabrı içermektedir. Sancar, yıllara uzanan araştırma hayatında insanüstü bir çalışma temposuyla bilim için 6 değerli buluş gerçekleştirmiştir. 5'i DNA onarımı üzerinedir. Uçak yolculuklarından birinde jet lag ile ilgili okuduğu bir yazı sonrasında giriştiği araştırmada da insan biyolojik saatini yöneten proteinlere ilişkin bir buluşu olacaktır. Ve kanser gibi hastalıklara çare arayan diğer bilim insanlarına da ilham olmaktadır. Memleketçidir, Türkiye sevdalısıdır Aziz Hoca. Memleket hasretini, bizim insanın sıcaklığı gibisini ben hiçbir yerde görmedim. Her Türkiye ziyaretimde gözlerim yaşarır diye anlatır. Atatürkçülüğünü kalbinde taşıyacağı gibi, Yunus Emre'nin dizelerindeki sihri her fırsatta hatırlayacak, Ruhi Su'nun türküleriyle memleket hasretini giderecek, Aşık Veysel'in yaşam azmine ve türkülerine hayran kalacaktır. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Aziz Sancar ki dayanışma adamıdır. Zaten kasaba hekimiyken ilaç alıp hastalarına ücretsiz dağıtmıştır hep. Amerika'da da yıllar yılı fon oluşturup Savur Lisesi öğrencilerine burs sağlamıştır. İşte bu dayanışma tavrı da Chapel Hill'deki Türk eviyle taçlanacaktır. Hep paylaşma, olmayana verme, vakıf ruhuyla vakfetme adına. Ve ilk Türk evini yeterli bulmayacak ve bir hayal daha kuracaktır Aziz Hoca. Daha çok öğrenciye ulaşmak, konferans salonlarını çoğaltmak, tek tek her öğrenciye aile sıcaklığını vermek, kültür çalışmalarını yaygınlaştırmak için eşiyle planladığı ve oldukça geniş araziye sahip ikinci Türk evi inşa edilmek üzeredir. Ve hayata geçirmesinin heyecanı içindedir şimdi. Hem de çok. Aziz Sancar alçak gönüllüdür, derviş ruhludur, gururumuzdur. Bu yüzden ki Nobel'in ardından ülkemizde ortak sevginin, ortak aklın ve vicdanın adı oldu. Sayın hocam size teşekkür ederiz. Türkiye'nin gururu. Selamu alek aziz, komşudur. Ben tanıdım seni, ben kestim, buraya sahura getirdim. Ki büstleri yapıldı, adına pul basıldı. Türkiye'de pek çok üniversite ve eğitim birimine ismi verildi. Ve en önemlisi de bilim yapmak isteyen Türk öğrencilerinin örnek aldığı
Aziz Hoca oldu. Peki, daha ne olsun ki? Yüreğin dert görmesin Aziz Hoca. Memlekete insanlığa önemli katkılar yapmak için Robert Kolej'de mezun olmaya gerek yok. Savurdan, sürgüçten, Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinden, lisesinden mezun olup hem memlekete hem insanlığa önemli katkılar yapabilirsiniz. Bizim çocuklara güven vermemiz lazım. Yani bu çok önemli.